Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ifavvidu emri ilallah. İnnallâhe basîrun bil ibad. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha. La nes'elüke rizqa. Nahnu nerzuluke vel âgıbetü littakva. Sadakallâhul azîm. Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, Rabbi Zülcelal'imize hamd ediyoruz. Onun sevgili Resulü, Peygamberimiz Efendimiz'e de salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rızasına uygun güzel işler, güzel ameller işlemeyi hepimize nasip eylesin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Razı olacağı güzel amellerle hoşnut olacağı ve kendisine en yakın zamanımızda vasıl eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Kardeşlerim, insan için en mühim mesele şüphesiz ki imandır. Allah Celle Celaluhu bunu ayetlerinde hep haber verir. İllellezine amen ve amelü salihati. Yani iman edenler, salih amel işleyenler. Hep görürüz bunu. Ardından cennet ve nimetleri sayılır o insanlar için. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var tabii ki. Rabbim onlar arasına bizleri de dahil eylesin kıymetli kardeşler. Asr suresinde de Rabbimiz yine aynı şekilde bu hakikati beyan ediyor. İman kadar önemli olan hiçbir şey yok. Allah iman ehli yaşayıp iman ehli olarak kelime-i şehadetlerle kendine vasıl eylesin. Bu çok çok önemli kardeşlerim. Sık sık imanımızı tazelemek, kelime-i şehadet getirmek, tevhid getirmek, istiğfar etmek adetimiz olsun, usulümüz olsun. Adeta ahlakımız, uyguladığımız, tatbik ettiğimiz o virtlerimiz olsun inşallah Teala kıymetli kardeşler. Onun için insanın önce iman ehli olması şart. Allah bu güzelliği hep nasip eylesin. Bütün nesillerimize bu eşsiz hakikati lütfetsin. Sonra da salih ameller, güzel ameller, Allah'ın razı olacağı şeyler. Peki bunların en başında ne gelir? Hani İslam'ın beş şartını sayarız. Kelime-i şehadet getirmek. Sonra çocuklarımıza öğretiriz değil mi? Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek. Peki İslam'a teslim olan, yani Müslüman olan bir kimsenin yapması gereken şeyler neymiş? Önce kelime-i şehadet getirip içine girmek. Hani dışarıdan birisi İslam'a gireceğim, Müslüman olacağım dese ne yaparız? Hemen kelime-i şehadet getirtiriz, anlamını aktarırız, öğretiriz kardeşlerim. Sonra ne yapacağım derse hemen namaz öğretilir. Namaz. Kardeşlerim, namaz ibadeti de ardından gelir. O halde Müslümanın öncelikli olan ibadeti neymiş? Namaz ibadeti. Ayetlerde hep bu gerçeği görürüz kardeşlerim. Rabbimizin mesela اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Hemen Bakara suresinde Elif, La, Mim diye okuduğumuz o güzel sahifemizde, başlangıcımızda bakıyoruz ki bu ayeti kerime geliyor kardeşlerim. Onlar ki gayba iman ederler. Yani görmeden Allah'a iman eder, iman hakikatlerini hatırlıyoruz. Meleklere iman eder, peygamberlere iman eder, kitaplara iman eder, ahiret gününe iman eder, öldükten sonra dirilmeye, hesaba iman eder değil mi kardeşlerim? Müslüman kadere iman eder, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman eder. Amentü'yü okuyuversek orada hepsi karşımıza çıkacak. Onun için çocuklarımıza o gerçekleri, o güzellikleri öğretmek lazım. Amentü'yü manasıyla birlikte büyüdükçe böyle. Çocukken kendisini öğretiriz. Daha sonra anlamını zaten kavrar o yavrumuz. Kardeşlerim, amentü esasları hemen bunun içerisinde geliverir.
Melekleri görmüyoruz ama melekler sağımızda solumuzda bizi yazıyorlar işte. Mesela namaz, namaz ibadeti. Namaz ibadeti. Sağımızdaki melek iyiliklerimizi yazar, solumuzdaki melek yanlışlarımızı yazar. Tembelliklerimizi yazar. Yani namaz kıldık vaktinde hemen yazıyor. Geç kaldık, melek bekliyor. Sağdaki melek diyor ki bekle soldaki meleğe. O hemen kılmış olsa sağdaki melek yazacak ama soldaki melek bakıyor ki Müslüman namaz kılmıyor, yazacak onu, yazacak ama sağdaki melek diyor ki biraz bekle, belki kılar diyor. Bekle, 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 sağdaki melek amir, o memur kardeşlerim. Kılmayınca yazıyor. Ne oldu? Eksi. Cenab-ı Hak esirgesin, eksi oldu. Bu hoş olmayan bir şey tabii ki, yanlış olan bir şey kıymetli kardeşlerim. Onun için meleklere iman, hemen sağımızda solumuzda kiramen katibin melekleri karşımıza çıkıveriyor. Onlar yazıyorlar. Şimdi bir Müslümanı düşünün, yıllarca namaz kılmamış. Aman ya Rabbi, ne kadar çok eksisi var orada. Hanesi boş, 5 vakit namazlar gitmiş. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sabah namazının sünneti bütün dünya ve içindekilere bedeldir buyuruyorlar. Sünneti ya farzı daha büyük, daha büyük, daha büyük kardeşlerim. Hesap edemeyiz onları biz. Böyle şimdi bir Müslüman kardeşimize namaz kılmıyor, 20 yıldır, 30 yıldır namaz kılmıyor. Anlatacağız bunlar işte. Namaz, namaz, namaz. Cenab-ı Hak ne diyor? Okuduğum ayette, aile efradına namazı emret. Evet, kendinde ona ısrarla devam et. وَأْمُرْ اَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا Sakın rızık bahanesi yapıp da namazlarını geçirme. نَحْنُ نَرْزُقُكَ Namaz zaten rızkı veren biziz diyor Cenab-ı Hak. Sen ibadetine devam et. Ama tabii çalışacak insan, çalışacak, rızkını kazanacak kardeşler. Bu da onun için farz, çoluk çocuğunun rızkını helal yoldan kazanması kişiye farz kıymetli kardeşler. Onun için Müslüman ne yapacak? Çalışacak, rızkını kazanacak ama rızkı ben kazanıyorum diyemez. Allah Celle Celaluhu veriyor rızkı bize. Yağmurlar kesiliyor. Hadi bakalım herkes duaya. Dua, dua, dua. Ya Rabbi yağmurlar ver. Allahümme eskına, Allahümme eskına deyip duruyoruz. Hayırlı bereketli yağmurlar ver. Vermese ne yaparız? Yerin altındaki suları çekiverse ne yaparız? Rabbimiz muhafaza eylesin. Öyleyse rızkı veren Allah'tır Celle Celaluhu. Kesiverse iş biter kardeşlerim. Evet. Nahnu nerzuke vel akıbetü littakva. Hayırlı akıbet Allah'tan korkanlar içindir. İbadetini, taatini, kulluğunu güzelce yapanlar içindir kardeşlerim. Namaz, insanı kötülüklerden alıkoyan bir ibadet. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Aman ya Rabbi. Şüphesiz ki namaz insanı kötülüklerden, fahşadan, haramlardan alıkoyan bir ibadet diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ve zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Allah'ı unutmamak en büyük ibadettir. Evet, Allah'ı zikretmenin aslı ne? Unutmamak. Her an Rabbimizle baş başa olduğumuzu bilmek, yanlış yapmamak, haramdan kaçmak, şüpheliye varmamak, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şeyleri yapmak, unutmamak. Unutuyor, faiz alıyor. Unuttun işte. Olmaz ki. Unutuyor, namaz kılıyor. Ya unutmadım diyor. Kılmıyor namazı. Namaz kılmıyor. Unutuyor işte. Değil mi? Unutuyor, haram kazanıyor. Haram katıyor işe. Allah korusun. Unutuyor, ağzından kötü sözler, küfürler çıkıyor. O zaman Müslüman Allah'ı nasıl unutmaz? Allah'ın emrettiklerini yaptıkça, yasaklarından kaçtıkça unutmaz. Tamam, bu çok önemli kardeşlerim. Hani dilimizde Allah'ın zikri var ama işlerimiz bozuksa olmaz. Rabbimiz muhafaza eylesin. Zaten o zikri de alır Cenab-ı Hak. Gönlümüzden de alıverirse bir işe yaramaz. Cenab-ı Hak esirgesin. O halde evet, Allah'ı zikir en büyüktür ve en büyük ibadet de namazdır diyor Cenab-ı Hak burada. Yani zikirlerin en büyüğü nedir? Namaz, namaz, namaz. Çünkü bakıyorsunuz Allahu Ekber, en büyüksün Allah'ım.
giriyoruz, Sübhaneke Allahümme okuyoruz. Ne kadar eşsiz manası var kardeşlerim. Ne kadar eşsiz. Onun yüceliğini hatırlıyoruz, görüyoruz, zikrediyoruz, dile getiriyoruz. Ona hamd ediyoruz. Adın, ismin mübarektir, yüksektir, yücedir Allah'ım diyoruz. Senden büyüğü yoktur ya Rabbi diyoruz. Senden başka ilah yoktur Allah'ım diyoruz. Anlam müthiş. Sonra Eûzü Besmele çekip Fatiha okuyoruz ki hepimiz anlamını az çok biliyoruz. Müthiş kardeşler, müthiş. Onun için Allah'a hamd ederek, onu överek başlıyoruz yine. Kardeşlerim, Sübhaneke Allahümme de olduğu gibi adının yüceliği ve onu hamd ile tesbih ederek başlamış oluyoruz ki çok müthiş. Sonra bir ayet okuyoruz, bir sure okuyoruz. Sonra rükûya varıyoruz. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel A'la diyoruz rükûlarda, secdelerde. Allah'ı yine yüceltiyoruz, büyük olduğunu dile getiriyoruz. Tesbih ediyoruz. Bakın, Allah-u Zülcelal'imiz, tahiyyata geliyoruz, bakıyoruz. Tahiyyat bir başka güzel. Salavat-ı şerifeler öyle. Rabbena atina fid dünya hasene. Bize dünyada iyilik ver. Ve fil ahirete hasene. Ahirette de iyilik ver Allah'ım. Dua, niyaz, övgü, tesbihat, Rabbimize anmak, hatırlamak, secdeki Allah'a en yakın olduğumuz an Efendimizin ifadeleriyle kardeşlerim. Evet, şu kazanca bir bakın. Şu kazancın eşsizliğine bir bakın. Büyüklüğüne bir bakın. Onun için mümin namazlarını mutlaka kılar, vaktinde kılar, güzel kılar, geçirmez. Hani 7 yaşına gelince namazlarınızı kıldırın, çocuklarınıza namazlarını kıldırın diyor Peygamberimiz. İşte yavrucaklar maşallah ne kadar güzel cumaya geliyorlar, namazlarını kılıyorlar. Edep içerisinde, ahlak içerisinde, sevgi, muhabbetle bu yavrucaklardan Cenab-ı Hak razı olsun. Her evde yavrularımız mutlaka namazlarını kılmalı kardeşler. Unutmamalıyız. Unutturmamalıyız, takip etmeliyiz, tatlılıkla kıldırmalıyız kardeşlerim. Zira namazla eğitim verilecek, namazla o yavrucak ahlaklanacak, edeplenecek, evet. O zaman iyi kullardan olacak mümin kardeşlerim. Namaz vakitleri belli. İnde salati kânet alel müminine kitâben mevûta. Vakitleri belli olarak yazılmıştır müminlere. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. İbadetiyle yatıyor. Âmenel Resulü'yü de okuyor mesela. Vefat etse Müslüman olarak gidiyor insan sabaha. Aman ya Rabbi, Rabbine. Ne kadar güzel. Demek ki namaz insanı böyle 5 vakitte çeviriyor adeta, kontrol ediyor, nefis muhasebesi yaptırıyor. Cenab-ı Hak hepsini bir arada emretmemiş, aralarda emretmiş. Yani kendinize gelin, dikkat edin, temkinli olun. Ayetler ne kadar güzel değil mi? Hafizu ale salavati ve salatil müsta ve kumu lillahi kanitin. Namazlara çok dikkat edin, güzel kılın, orta namaza dikkat edin, ikindi namazına da dikkat edin. Peygamberimiz bir savaştan dolayı ikindi namazını ashabıyla geçirmişler. Aman o kadar üzülmüşler ki onların karınlarına, kabirlerine ateşler dolsun demişler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeşlerim. Onun için mümin namaza riayet edecek, bir namazı geçirdiği zaman dünyası yok olmuş gibi hissedecek. Adam 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl namaz kılmıyor, işi rahat. Nasıl rahat? İnanamıyorum ben. Böyle bir rahatlık olamaz. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel, evet, uygulamalarına baktığımız zaman harika şeyler çıkıyor kardeşlerimiz. Ve bir de bakıyoruz, ilk hesap namazdan. İnne evvele ma yuhasebe bihil abdü yevmel kıyameti min amelihi salatuhu. İnsanın kıyamet gününde, hesap gününde ilk hesabı namazdan. Efendimiz fe in saluhat fekat eflaha ve enceha. Eğer namazı güzel çıkarsa kurtuldu. Salah buldu, kurtuldu. Ve in fesedet fekat khabe ve hasira. Eğer bozuk çıkarsa arkası kötü gelir diyor. Arkası kötü gelir diyor. Arkada görülecek hesabı zor ve kötü gelir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, zaten mesela Müslümanlar bir yerde
veya bir Müslüman bir yerde ama hep böyle gayrimüslim insanlar var. Aynı yerlerde, aynı mekanlarda saatlerce bulunsalar, o Müslüman namaza kalkmasa olur. Neyle belli olacak namazı? Yani namazıyla belli olacak Müslümanlığı. Daha doğrusu neyle belli olacak Müslümanlığı? Vakti girince namazını kılacak. İnne beynel racülü ve beyne şirki vel küfri terkü salah diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz ki kişiyle küfür ve şirk arasında namaz vardır. Namazı terk ederse hani neyle belli olacak diyor Allah Resulü. Tamam, namazı terk etti. Yine imanında sağlam elhamdülillah. Yine Müslüman kardeşimiz ama günahkar, büyük günahkar olur. Yani Müslümanlar şunu bilmeli. Faizler büyük günahkar olur. Zina yapar, büyük günahkar olur. İçki içer, büyük günahkar olur. Peki namaz kılmazsa? Vallahi billahi tallahi yine büyük günahkar. Allah'ın farzı terk ediyor, kılmıyor. Yine büyük günahkar kardeşlerim. Namaz ne güzel. Sizin kapınızın önünden bir nehir aksa, günde 5 defa yıkansanız, bak 5 vakit. Az önce ayette geçti ya. Kirden, pastan üzerinizde bir şey kalır mı diyor Efendimiz? Kalmaz ya Resulallah. O zaman namaz böyledir işte diyor Allah Resulü. Her gün yıkanıyorsunuz. 5 vakit namaz, cuma namazı, bayram namazları, aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir diyor. Yani öğleyle ikindi arasında küçük bir günah işledi insan. Ağzından kötü bir kelam çıktı, bir şey oldu. İkindiyi kılınca o siliniyor kardeşler. Allah'ın ikramı bu. Niye kılmayalım biz yahu? Niye kardeşlerimiz kılmıyor yahu? Niye söylemiyoruz onlara? Niye yakınlarımızı uyarmıyoruz yahu? Kardeşlerim, onun için bir evde namaz kılınıyorsa orada melekler var. Bir evde namaz, Kur'an yoksa orada şeytanlar var. Televizyonlar açık, berbat sahneler, perişan pislikler, o kötü programlar, aile yıkan, mahveden o lağımlar diyeceğim yani. Lağımlar memleketin ahlakını, edebini, hayasını, iffetini bozuyor, zinaları yaygınlaştırıyor, kanalizasyon olmuşlar. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Kapat, Allah'ın emrini yerine getir. Kapat, namaz kıl, kapat, Kur'an oku. Ondan sana ve çocuklarına fayda gelmez. Dikkat et. Telefonlara, şunlara, bunlara dikkat et. Rabbimiz muhafaza eylesin kardeşlerim. Simahum fi vucuhihim min eteris sucud. Onların simalarında secdelerin izi vardır diyor Cenab-ı Hak. Müslümanlar mahşer gününde öyle tanınacakmış. Abdest azalarından tanıyacağım diyor Peygamberimiz. Namaz secdesinden, simadan, vücuhu yevme izin nazırah ila rabbiha nazırah. Öyle yüzler vardır ki Rablerine bakacaklar. Pırıl pırıl. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Kardeşlerim, bir şairin çok güzel bir beyti var. Hakikaten çok etkilenirim. Hatta evlerimize yazsak ne kadar güzel olur. Ey kul, etme dünya nazı, sen de kıl namazını, yarın kılarım, yarın kılarım diyenin dün kıldık namazını diyor. Ey kul, etme dünya nazı, sen de kıl namazını, yarın kılarım diyenin dün kıldık namazını. Ne namazı? Cenaze namazı. Allah'ımız bizlere şuur versin. Onun için hep söylüyoruz, söylüyoruz. Atıyorlar, atıyorlar, atıyorlar. Yahu ölüm ne zaman gelecek? Bilemeyiz ki. Vâbud rabbeke hattâ ye'tiyeke lakîn. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor Cenab-ı Hak. Ya eyyühellezine âmenû gû enfüseküm ve ehlîküm nâra. Kendinizi ve aile efradınızı ateşten koruyun diyor Cenab-ı Hak. İşte böyle koruyacağız. Rabbim bizlere şuur versin, idrak versin, hakikati kavratsın, gerçeği göstersin, nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin kardeşlerin de ibadetini, taatini, kulluğunu hayırlısıyla, güzelliğiyle yapan kulları arasına bizleri dahil eylesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu namaz ehli eylesin. Kardeşlerim, namaz olmazsa felah olmaz. Hayya aleyhisselah, ezanlar niye çağırıyor? Namaza. Hayya alel felah, kurtuluşa diyor arkasında. Namaz kıl ki kurtul.
ölmeden evvel namazını kıl diyor. İbadetlerini yap diyor. Rabbim bizlere, nesillerimize, bütün kardeşlerimize bunun şuurunu versin. Bu hakikatle namazla yaşayıp namazla kendisine varan kullardan eylesin. Kardeşlerim, birkaç tane şahidim var. Namaza çok düşkün amcalarım vardı cemaatimden. Yemin olsun ya secdede öldüler ya rükuda vefat ettiler. Niye? Ben şahidim, çok düşkünlerdi namaza. Aman Allah. Camiye ve namaza. Ben olmadığım zaman namaz kıldırırlardı bu insanlar birkaç yerde. Yemin olsun ki secdede vefat ettiler. Hatta birisi cemaate namaz kıldırırken vefat ediyor. Birisi de hanımına hastane odasında namaz kıldırırken secdede vefat ediyor. Allahu Ekber. İman şahitliği ya Rabbim. Bizlere de bu güzelliği hepimize nasip eyle. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kendine kul, Habibine ümmet eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.